Vakıf Katılım sosyal mesajı sunar. TV.net'ten herkese merhabalar. Ne var ne yoktu saranlara iyilik güzellik diyenlerin programı sosyal mesaj programındayız. Ben Salih Hüzgenç. Bu haftada yine çok kıymetli misafirlerimiz stüdyomuzdalar. Onlarla hem kurumlarına dair hem de kendilerine dair konuşacağız. Tabi heyecanımız var. Çünkü biliyorsunuz biz hem tanımayı hem konuşmayı çok seviyoruz. Bugün de inşallah onu yapmaya gayret edeceğiz. Bir hatırlatma yapalım. Her programda olduğu gibi info.tgsp.org.tr Buraya bir mail bırakarak programla alakalı geri dönüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı iletebilirsiniz ve konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün İlim Yayma Vakfı Mütevelli Başkanı Necmettin Bilal Radoğan bizlerle birlikte. Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sadece teşekkür ederim. Ve e, çok değerli bir konuğumuz da Türkiye Gençlik STK'lı Platform Başkanı Ömer Faruk Terzi. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de teşekkür e, ederim. Şimdi biz biliyorsunuz sivil toplumu konuşuyoruz. E, aslında normal hayatlarımızda Merak ettiğimiz konuları burada sorma imkanı da buluyoruz ve çok değerli iki misafir olunca stüdyomuzda onlara hem kurumlarına dair sorular soracağız hem de biraz özel aslında sorular yöneltmiş olacağız. Şimdiden söyleyeyim konuklarımıza da. Ee, Ömer Başkanım sizden başlayalım isterseniz uygunsa. Buyurun. Ben hem TGSP'yi aslında sormak istiyorum size çünkü biz aslında her programda diyoruz Türkiye Gençlik STK'lı platformunun e mail adresine bir mail bırakarak diyoruz. Kimi zaman burada ağırladığımız misafirler sizin adınızı anıyorlar, teşekkür ediyorlar. Çünkü sosyal mesaj programındaki emeğiniz hakikaten paha biçilemez. Bizlere de çok destek oldunuz. Bugün de TGSP'nin başkanı bugün bizlerle birlikte. Onun ayrı bir heyecanı var. Yani hep selam gönderdiğimiz başkanımız bugün stüdyomuzda. O anlamda hem sizi bir tanımak istiyoruz tekrar kendinizden. Hem de TGSP'den bahsedebilirseniz seviniriz. Eyvallah. Ben de o zaman aleyküm selam demekle programa başlamış olayım. Eee... Her şeyden önce e, Tivnet ailesine teşekkür etmek isterim. Çünkü bu 30 programı geçti. Bu güzel programa vesile olması, aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımızın ve gönüllerimizin burada kendilerini ifade etmeleri bizim açımızdan çok büyük bir kıymet taşıyor. Ondan dolayı başta Mesut Bey ve e, tüm aileye buradan tekrar teşekkürlerimi ifade etmek isterim. E, 1971 Erzincan Kemah doğumluyum. Ee, İstanbul Edebiyatı e, bitirdim. Küçük İmatip mezunuyum bu arada. Ümatibi söylemeden geçmeyeyim yine. Ee, daha sonra e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde STK yönetimi üzerine master yaptım. Şu anda da Türkiye Gençlik STK'ları platformunun bu dönemlik başkanlığını yürütüyorum. Ee, şeyden bahsedecek olursak TGSP'den. E, TGSP aslında e, imece usulü bir şey yani. Ne demek istiyorum? Kendini geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarının gençlik yapılarının iletişim, işbirliği, istişare, koordinasyon amacıyla bir araya gelmiş oldukları bir çatı kuruluş. Yani bunlar diyorlar ki biz e, birbirimize omuz verelim. Ben senin eksiğini giderim, sen benim eksiğimi gider. Beraber Eksiklerimizi giderelim gerekirse. Ve buradan bir sinerji oluşturarak e, ikimizin de faydasına işler yapalım. Hepimizin faydasını dokunacak güzel işlere, hayırlı işlere hep beraber imza atalım. Ana mantığı bu TGSP'nin. Tabii TGSP siyasi bir yapı değil. Genelde platform dediği zaman ağırlıkla siyasi yapılar e, ön plana çıkıyor. Biz daha çok eğitim odaklı, yani işin mutfak kısmında birbirimizi daha geliştirecek neler yapabiliriz? Bunun peşindeyiz. Bununla alakalı sloganımız da şu. Nitelikli STK, nitelikli gençlik ve evet. inşallah sonunda da toplumsal bir niteliğe ulaşmak. Evet. Eee, bu ifade. Az önce siz de bahsettiniz zaten yani 30 programı geride bıraktık burada ve e, konuklarımızın birçoğu ilk defa canlı yayın tecrübesi yaşadı. Bu açıdan da aslında çok güzel bir girişim oldu. Sivil toplum kuruluşlarına kendilerini anlatmak için anlatmak için güzel bir imkan sağlamış evet. oldu diye ben de düşünüyorum ve teşekkür evet. ediyorum. E, Bilal Bey'e hemen geçmek istiyorum. E, kamuoyunda zaten e, birçok pro, televizyon programında olsun ya da farklı mecralarda e, kendinizi belki tanıttınız, sizi tanıttılar ama biz sosyal mesaj için hem e, kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Yani sosyal mesajcasını istiyoruz. E, ve İlim Yayma Vakfı'ndan da böyle bir kısaca bahsedebilirsek giriş olarak çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. E, Necmettin Bileler Doğan. Ben de e, tabii doğma büyüme e, İstanbul Kasımpaşa'dayız. Ondan sonra Üsküdarlı olduk 90'lardan itibaren. E, Kartal'ın Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra e, üniversite eğitimini e, Indiana Üniversitesi'nde e, iktisat ve siyasal dallarında tamamladım. Ardından masterımı Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yaptım. Daha sonra iki sene Dünya Bankası'nda çalıştım. Sonra doktorama Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünde Avrupa çalışmaları alanında başladım. E, doktora e, devam ederken bizim e, doktora yaptığımız üniversitenin Çin'de ve İtalya'da da birer yerleşkesi olduğu için Avrupa çalışmaları alanında da olduğum için tabi İtalya'da zaman zaman bulunma durumunda oldum. 2009-2010 yıllarından itibaren ağırlıklı olarak İtalya'da bulundum. İşte hem asistan olarak hem tez yazmak üzere ve tabi 2011 yılından sonra İtalya'da bulunmanın verdiği biraz kolaylıkla Türkiye'ye daha sık gidip gelme imkanı oldu. Ve o dönemde Türkiye'de sivil toplum çalışmalarında görevler almaya başladım. Hasbel Kader. Artık daha çok gelebiliyorum. Ben de bir şeyler burada bir şeylerin parçası olup destek olayım katkı sağlayayım diye düşündüm. İşte ilk olarak Türkiye'de 4 yıl kadar yönetim kurulunda görev aldım. Ondan sonra bu dönemde işte okçular vakfı olsun. işte Fuat Sezgin bilim tarihi vakfı olsun. Efendime söyleyeyim, İimmeyema vakfı olsun. Birçok vakıf dernek kuruluşta zaman zaman genel kurulu üyesi olarak, zaman zaman yönetim kurulu üyesi olarak görevler aldım. Ve bu süreçte tabi gitgide artık ailenin de gelişmesiyle, çocuklarımızın dünyaya gelmesiyle Türkiye'de daha fazla zaman geçirmeye başladık. Çeşitli tabi zorluklarımız oldu bu doktora sürecinde. Ondan dolayı doktora süreci çok aksamalara maruz kaldı ama o süreç tabii hem analitik düşünme konusunda hem bilginin kaynaklarına işte erişme pratiği kazanma konusunda hem bir belki yazılı üsluba hakim olabilme konusunda çok şeyler katıyor insana. İşte yabancı dil öğrenme anlamında da ister istemez doktor öğrencilerinden beklenen yabancı dil gereksinimleri var. Ama 2011'den itibaren Türkiye'de özellikle işte gençlik ile irtibatlı, eğitim sahasında faaliyet gösteren bunun yanında işte geleneksel sporlarla ilgili bir gündemimiz var. Bu sahalarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlim Yayma Vakfı 1973 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından kurulmuş. İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılına dayanıyor. Türkiye'nin en aslında köklü sivil toplum kuruluşu diyebiliriz İlim Yayma Cemiyeti için. Ve 1973 yılında vakıf kurulduktan sonra vefadaki lisans yurdu, yüksek lisans doktora misafirhanesi, bunların idamesi, bunun dışında birçok sahada bursların verilmesi, özellikle yüksek lisans doktora burslarının verilmesi, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin halkadaki muhteşem yerleşkesinde kurulması, bunlarla devam ediyor. Son olarak 2019 yılı Aralık ayında. Türkiye'nin aslında en iddialı akademik ödülü olan ilim yayma ödüllerini tertip ettik. İki yılda bir bu ödülü vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ödülün bu senenin sonunda verilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlim Yayma Vakfı'nın senedinde çok net bir amacı var. Türkiye'de ve dünyada ilmin yayılmasına katkı sağlamak. Dolayısıyla biz de İlim Yayma Vakfı'nda Türkiye'de en üst düzeyde akademik çalışma yapan insanları desteklemek ve özellikle Başarılı lise öğrencilerinin akademik kariyerlere, hayatlarını ilme vakfeylemeye daha e, niyetli olmalarını sağlamak üzerine teşviklerde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Evet. Şimdi siz bahsedince İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nden mesela ben de bir zaimliyim. E, onu da bir ekstra soru olarak buraya ekledim. Yüksek lisansımı orada e, aslında yapmak istedim ama tam tamamlayamadım. E, te teze takıldım ben de. Siz de İtalya'da keza doktorayı aslında tamamlayamamıştınız. Belki yine ilerleyen sorularda... E, Orada girmek istiyorum birazcık çünkü o süreç de sizin için belki bir kırılma anıydı. E, onu da sormak istiyorum. Şimdi ben Ömer Bey'e tekrar döneyim. E, TGSP bir platform, bir STK değil. Bunu siz hep söylüyorsunuz ama e, TGSP'nin ne olduğu yani nitelikli kurum, nitelikli genç, nitelikli toplum inşası için mücadele eden bir yapı aslında. E, Birçok STK ile ortak hareket etme ve kapasite geliştirme üzerine çalışıyor ama yani TGSP e, nasıl bir yol haritasına sahip? Türkiye gençliği için ne söylüyor? E Türkiye gençliği çok kozmopolit gerçekten siz de biliyorsunuz. Biz ne söylüyoruz TGSP olarak? Yani, ya bizim aslında e, ana statümüz şu. Biz diyoruz ki e, Türkiye'de ve dünyada gençlikle alakalı her e, kurumun farklı bakış açısı var. Siyaset kendi açısından bakıyor. İşte devletler e, resmi kurumlar vasıtasıyla farklı açılardan bakıyor. Akademisyenler kendilerince değerlendiriyorlar. Bir de tabii toplumun yaşadığı bizatihi sahada olan e, gençlerle karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz durumlar var. Bize düşen taraf biz sivil toplum kuruluşu olduğumuza göre biz ancak sivil taraftan sorumluyuz. Yani devletin, siyasetin veya akademisyenin yapacakları işler tamamen onları bağlar. Ama biz bunlarla işbirliği yapabiliriz dedik. Peki bize düşen ne? Bize düşen her şeyden önce yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız. Ve tabii platform olmanın getirdiği e, avantajların ve dezavantajların da e, bir sürü etkisi var. Orada e, özellikle şu, kendimize 6 tane ilke edindik. Dedik ki biz başta prensiplerimizi belirleyelim. Üyelerimizle bir mutabakatla hukuk altına alalım tüm ilişkilerimizi. Daha sonra da bu altı ilkemizle hareket edelim ne yapmamız gerekiyorsa. Burada da şunu gördük. Bizim ilk önce birbirimizi tanımamıza ihtiyacımız var. Birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. TGSP'nin ilk işi birbirini tanıyan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek oldu. Birbirimizi işte üye buluşmalarımızla, çeşitli etkinliklerle zaman zaman tanıyacağımız ortamlar oluşturuyoruz. Daha sonra bunların pratik ittifaklara dönüşmesini sağlıyoruz ikinci aşamada yani. Madem birbirimizi tanıdık, bu boşa gitmesin, bunu pratik ittifaklara çevirelim. Ve bazı güzel örnekleri de bu arada paylaşalım. Daha sonra üçüncü olarak biz e, bu sivil toplum kuruluşlarımıza, e, madem burada bir e, yapı oluşuyor, bir müktesabat oluşuyor, burası üzerinden yönlendirme e, gerekirse bazı noktalarda danışmanlık hizmeti de verebileceğimiz konumda olalım dedik. Daha sonra baktık bu iş daha da büyüyor. O zaman dedik ki bu gücü avantaja çevirelim. Hem siyaset üzerinde hem bürokrasi üzerinde e, lobicilik, savunuculuk gerekirse baskı grupları oluşturalım. Ama alanımız belli. alan dışına çıkmadan gençlik yine sivil toplum ve gençlik olmak üzere. Yani bununla alakalı e, çeşitli girişimlerimiz oldu. Sınırlarımız dahilinde işi nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapmaya elimizden geldikçe gayret gösteriyoruz. Son olarak da dedik ki nitelik bir STK'dan madem bahsediyoruz o zaman bizim kurumsal olarak da kendimizi geliştirmemiz lazım. Ve kendimizi kurumsal olarak geliştirecek e, adımları e, yine kendi üyelerimizle beraber atmaya başlamış olduk. Birazdan yine size sorularla geleceğim. Ee, mesela Türkiye'nin Gençler Anketi var. Daha sonra İlerleyen Çalıştayı oldu. İlerleyen kitabı çıktı. Çok değerli çalışmalar bunlar. Çünkü yol haritası çizmek dedik ya ben alıp kendi adıma mesela çok istifade edebiliyorum. Yani sivil toplumla alakalı bir yüksek lisans öğrencisi çok rahat bunları veri olarak kullanabilir. Gerçekten çok önemli çalışmalarda daha fazla duyulmalı ve daha fazla insan istifade etmeli diye de ben de düşünüyorum. Birazdan evet. Ömer Bey'e tekrar size soracağım. Ben Bilal Bey'e tekrar döneyim. Az önce zaimde bırakmıştık. Oraya virgül koymuştuk. 2016 yılında yüksek lisansa başladım sosyoloji bölümünde. Bitirmek nasip olmadı ama hala hakkım duruyor. İnşallah bir gün onu da tamamlayacağım. mesela ben size zaimi soracağım ama mesela bana sorsanız kampüsü yeter diyebilirim gerçekten. Çok güzel bir kampüs. Tarihi bir doku var. Bir taraftan yeni binalar var. E, düşünmeye, kitap okumaya. Ya ben böyle derslerden yarım saat, 40 dakika önce gidip kitap okurdum mesela. Çünkü şehrin böyle dışında gibisin falan. Hakikaten çok özel bir mekan. Hem Zaim'i sormak istiyorum. Sonrasında Etnospor'a geleceğim. Evet, Sabahat Zaim Üniversitesi gerçekten... E, konumuyla dikkat çekiyor ilk önce. E, Mehmet Akif Ersoy merhumun öğrenciliğini geçirdiği eski Baytar Mektebi'nin olduğu yerleşkeden bahsediyoruz. Hem bir tarihi bina var, o eski Baytar Mektebi'nin olduğu bina var. Hem de işte Halkalı dediğimiz küçük çekmece gölüne hemen yakın, efendime söyleyeyim aslında şehrin gayet merkezi bir noktası. Ama ağaçların içinde işte o tarihi dokunun yanında yeni yapılan binalarda da güzel bir mimari dil yakalandı. Gerçekten işte camisi, yemekhanesi, kütüphanesi yani Türkiye'de vakıf üniversiteleri içerisinde en aslında güzel kütüphane aynı zamanda bizim Sabahattin Zahim Üniversitemizin kampüsü içerisinde yerleşkesi içerisinde. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün işte 12 bin öğrencisi olan birçok alanda doktora programlarını da başlatmış olan çünkü bir üniversitenin araştırma üniversitesi olabilmesi doktora programlarının da ne kadar güçlü olduğu ile ilişkili geldiğimiz noktada hem uluslararası öğrenci oranı itibariyle hem de yüksek lisans doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin oranı itibariyle Türkiye'de üst sıralarda bir üniversite ve her sene eğitim kalitesinin üzerine koyan hem üniversite giriş sınavlarındaki öğrencinin rağbetinden hareketle baktığımız zaman hem de üniversitedeki hocalarımızın ürettiği araştırmalar, başardıkları projeler açısından baktığımız zaman güçlü bir üniversitemiz var. Özellikle eğitim bölümü ön plana çıkıyor geleneksel olarak. Bunun yanında gıda mühendisliğinde bir iddiamız var. Ama son yıllarda hukuk ve İslami ilimlerde de güçlü yönleri ön plana çıkmaya başladı. Bu şekilde üniversitemizi geliştiriyoruz. Gerçekten şöyle bir gezdiğiniz zaman burası öğrenci olmak varmış dedirtiyor. Yani ben de Amerika'daki eğitim hayatımda çok güzel kampüslerde, çok güzel üniversite yerleşkelerinde bulundum ama İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin yerleşkesi gerçekten çok muhtena güzel bir yer. ve tabi tabii bu benim bir üniversite sorumluluğum, İlim Yayma Vakfı Başkanı olarak aynı zamanda da İbn Haldun Üniversitesi'nin de mütevelli heyetindeyim. Orada da değerli İrfan Gündüz hocamız, mütevelli heyet başkanımız Recep Şentürk hocamız da rektörümüz. Orada da sadece sosyal bilimler alanına odaklanmış. Araştırma yönü daha da ön planda olan bir üniversite projesi sürdürüyoruz. Onun yerleşkesi Başakşehir tarafında. Yine çok güzel bir gerçekten üniversite ortamı, mimarisi ortaya çıktı. Yani üst düzey akademik araştırma meraklısı olan insanların özellikle sosyal bilimlerde İbn-i Üniversitesi'ni takip etmelerini öneririm. Sabahattin Zaim Üniversitesi de gerçekten üniversite hayatını İstanbul'da geçirmek için çok güzel bir üniversite. Onu da sen zaten biliyorsun. bilmiyorum sen yeni her kütüphane adım. binasını görebildin mi? Gördüm. Orada çalışma imkanın oldu mu? Gördüm. Ya mı? ben 2006'da girdim ama her yıl işte git geldi. Biraz biraz gidiyorsun. Hocalarım hocalarım sağ olsun idare ettiler ama en sonunda yönetmeliğe takıldık dediler ki sen dönem hakkın kalmadı. Ben de donduralım bari dedim. İnşallah, İnşallah bitirmek nasip olur. Evet. Aslında şeye bağlayalım. Dünya Etnospor Konfederasyonu'na bağlayalım. Oranın da başka Nasıl bağlayabiliriz biliyor musun? İlk İstanbul <laughs> Etnospor Kültür Festivali'ni bizim Sabahattin Zahim Üniversitemizin kampüsünün hemen yanı başındaki bir alanda yapmıştık. Ben de oraya gelmiştim. <laughs> Hatta Ömer Faruk Terzi ile de orada tanışmıştım. ilk. Ömer Bey size de orada tanışmıştım. Hatırlıyorum o zamanı. STK standları. Ya STK <laughs> saltanatı. Biz de görevliydik <laughs> STK'cılık <laughs> yaptığımız için. Şimdi Bilal Bey şeyi soracağım size. Dünya Etnospor Konfederasyonu çok soruldu. Ben de soracağım. <laughs> Çünkü şu yüzden soracağım. Mesela benim evimde bir tane mangala var. <laughs> ben mangalanın ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Etnospor Festivali'ne geldim. yeni kapıda olana gelmiştim. <laughs> Orada baktım bir şey dağıtıyorlar böyle turuncu kutular. Bu ne dedim? Bedava mı dedim? Bedava dediler. Bir tane alayım o zaman dedim. Sonra bir tane daha aldım. Onu da bir akrabama verdim. Evet. Orada mesela mangaların ne olduğunu öğrendim. Aslında bir öğrenme biçimi yani bu festivaller, etnospor festivalleri ciddi bir öğrenme biçimi. Neyin öğrenme biçimi? Aslında bizim geleneğimizin, geçmişimizin tekrar bir canlanma biçimi. Ben o anlamı çok önemsiyorum. Hı hı. Ama e, siz de hani yukarıda da e, kuliste de konuşurken aslında bir, bir ara bahsi geçmişti. Ya mesela e-spor diye bir şey var artık. Yani e-spor gençler tabletleri daha çok seviyor vesaire. E, ya yani etnospor nerede duruyor? Gerçekten ne istiyor? Bunu size sormak istiyorum. Dünya Spor Konfederasyonu, bütün dünyada geleneksel sporların ihyasına çalışan bir konfederasyon. Yani 2015 yılında aslında hikayemiz başladı. Kırgızistan'dan başladı, Bişkek'ten. Ondan sonra merkezimizi İstanbul'a taşıdık ve şu anda 15 ülkeden 20 üyemiz var. Üyelerimizin bazıları konfederasyon, bazıları dernek statüsünde. Bunlar işte Meksika, Arjantin'den Japonya'ya, Orta Asya Cumhuriyetlerine varıncaya kadar çok coğrafi olarak yaygın bir alandan üyelerimiz var. Bugüne kadar yaptığımız, 3 yıldır yaptığımız etnospor, geleneksel sporların ihyası forumunu bugüne kadar 70'in üzerinde ülkeden temsilci katılımıyla yaptık. Dolayısıyla onu bu senede inşallah salgın şartlarının nasıl el de biraz bağlı olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapmayı planlıyoruz. Ama yani bugüne kadar bu misyona destek vereceğini ilan eden 9 tane ülkenin spor bakanıyla bir niyet anlaşması imzaladık. Dolayısıyla hani bunu neden yapıyoruz? Tamam geleneksel sporların ihyası diye bir şeyden bahsediyoruz. Kulağa da güzel geliyor. Dünyanın tabii ki şu anda yaşadığımız paradigma işte bu hani kapitalist bir toplum düzeniyle kurulan paradigma da aslında kültürel tek düzeyliğe doğru bir gidişat var. Bundan dönem dönem yakınanlar oldu ve olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla geleneksel sporlar ve spor sektörü de bundan nasibini alıyor. Yani elektronik sporlar bunun sadece bir yönü ama dünyada işte bazı sporların egemen spor haline adeta dönüyor olması, bazı spor organizasyonlarının egemen organizasyon haline dönüyor olması hiç demokratik olmayan yapılarla böyle kimin nasıl yönettiğinin belli olmadığı şeffaf olmayan Yapılarla giden bir olimpiyat yapısı ee, Ve bu o spordaki tek düzeliğin kültürdeki tek düzeliğin uzantısı olarak Kemikleşmesine aslında hizmet ediyor Geleneksel sporların ihyası dediğimiz zaman aslında e, Yok olmaya yüz tutmuş kültürlerin ihyasına yönelik de bir hareket başlatmış oluyorsunuz Hani benim her zaman bu alanda verdiğim bir örnek var Tek renkli bir dünya değil çok renkli bir dünya dünyanın renklerinin hepsinin değerli olduğundan hareket ederek bu çok renkliğin yaşaması için verilen bir mücadele. E bunu siz işte ne gerek var bu eski sporları yeniden canlandırıyorsunuz? Canım çok iyi olsaydı onlar da kalırdı diye yaklaşanlar oluyor elbette ama işte öyle değil. Yani bunların arkasında çok ciddi endüstrilerin olduğunu görüyoruz, sponsor sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında tanıttığınız zaman işte mangalayı birdenbire Türkiye'de son 5 yılda gençler çocuklar sevdiler. Mas güreşiyle okullarda gittiğimiz etkinlik yaptığımız zaman çocuklar gayet eğleniyorlar mas güreşiyle. Ve örneğin Türkiye örneğinde söyleyelim. Yağlı güreşler Türkiye'de aslında en çok izleyicisi aktif izleyicisi olan spor dallarından bir tanesi. Ama asla hak ettiği görünürlüğü ne televizyonda ne reklam dünyasında sağlayamıyor. Çünkü başka lobilerle karşı karşıya. Evet. Dolayısıyla Dünya Spor Konfederasyonu'nun misyonu kısaca bu. Evet ki güreş mesela bizim hem dinimizde ve tarihimizde de yani çok önemli bir yere sahip. Şimdi reklama da gideceğiz birazdan ama ben Ömer ve Ömer başkanıma tekrar dönmek istiyorum. Az önce Türkiye Gençlik, Türkiye'nin geliştirme çalışmasından bahsetmiştik. Güzel bir anket çalışmasından. Bu 2018'de oldu. 2020 içerisinde de bir COVID anketi olarak, COVID-19 anketi olarak devam etti. Türkiye'nin gençleri ne söylüyor bize? Yani bu araştırmalar neden yapılıyor? Bir girizgah yapalım. Eğer yetmezse reklamdan sonra devam edelim. Evet. Sayın Başkanım. Şimdi e, bu e, anketi niye yaptık biz? Baktık ki e, bu küresel e, kriz devam ediyor. İşte pandemi olarak ifade ediliyor. Peki e, yani bundan herkes etkileniyor. Gençlerimiz de etkileniyor. Bunların ekonomik, kültürel ve psikolojik durumlarına dönük bir şey yapmamız lazım. Çünkü bizim alanımız bu. Yani bunlar, bunlar en çok etkilenen kesimler. Özellikle işte okullara gidilmemesi, evde işte devamlı kalınması. Aslında şunu da bu arada görmüş olduk. Anket sonuçları, özellikle sivil toplum kuruluşları açısından olan kısmı isterseniz e, ifade etmiş olayım. E, şunu bize gösterdi ki, pandemi döneminde e, Sivil toplum kuruluşlarına rağbet arttı. Aslında biz düşmesini bekliyorduk. Yani düşer diye düşünüyorduk ama tersi oldu. Daha önce %5, 5.5 civarında olan sivil toplum kuruluşlarına rağbet burada %8'lere kadar çıktı. Bu neredeyse %51 artışa tekabül ediyor. Bunun da en büyük sebebi e, tabii ki dijital mecraların daha çok kullanılıyor olması. Bunun e, sağlayıcısı kim? Yine bizim sivil toplum kuruluşlarımız genç kalanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları dijital alana hakim oldukları için zaten etkinliklerini genelde burası üzerinden yapmaya meyilli olduklarından dolayı ve hazırlıklı oldukları için alıcıları da zaten gençler onlar da bu işleri biliyorlar hemen adepte oldular kısa sürede ve tüm etkinliklerini hatta bana gelen ifadeler başkanım biz daha önce pandemi döneminden önce daha Az faaliyet yapıyorken gençlik setikalar için bahsediyorum. Pandemi döneminde işlerimiz daha yoğunlaştı, daha çok oldu. Daha önce bin kişiye hitap ederken şimdi on binlerce kişiye hitap etmeye başladık. Eğitimlerimize daha çok kişi katılıyor. Tabii gençler bunu çok iyi değerlendirdiler. İngilizce, Arapça yani yabancı dil çalışmak isteyenler bu arada bunu geliştirenler oldu. Onun haricinde araştırma yapmaya e, meyilli olan e, işte gençlerimiz. Özellikle dijital alanda çok ciddi araştırmalar yaptılar. Bunlar anket sonuçları söylüyor bize bunları. Bunların hepsinin en aşağı yüzde %50 arttığını gördük. Hatta şunu da söyleyebilirim. Mesela bu anket sonuçları bize şey dedi. Yani ben işte ailemle olan ilişkilerim daha çok olumlu noktada gelişti dedi yani. Çünkü evdeler artık. Evet. Yasaklarda olunca. Evet yani ben işte kardeşlerimle. Belki de mecbur kaldık evet. ama Ömer Bey. Evet yani. yani. Yani bunun mesela genelde ters tepebileceği konuşuluyordu. Ee, ama neticede aslında gençlerimizin kendi ailelerine ne kadar sahip çıktıklarını, değerini ne kadar iyi koruduklarını da burada görmüş olduk. Evet. Şimdi bundaki. Ee, anketle alakalı benim de aslında aldığım notlar var. Ee, şimdi bir araya gidelim. Evet. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Vakıf Katılım'ın sunduğu sosyal mesaj devam ediyor. Evet TV.net'ten tekrar herkese merhabalar. Sosyal mesaj programındayız. Ben Salih Yüzgenç. Bugün Necmettin Bilal Erdoğan ve Ömer Faruk Terzi bizlerle birlikte. İlim Yayma Vakfı'nı, TGSP'yi konuşuyoruz ama aslında başka kurumlara da temas etmiş olduk. Çünkü konuşacak çok kurum var, çok ilişkili konu var. Şimdi de biraz aslında sivil toplumla alakalı merak ettiğim soruları soracağız. İlk bölümde Ömer Bey'e sormuştuk TGSP'yi. Ben bir de Bilal Bey'e aslında sormak istiyorum. Yani Türkiye Gençlik STK'lı platformu. Sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? benim için çok anlam ifade ediyor. Niye ben? Çünkü sivil toplumla yetişen bir gencim mesela ve diyorum ki burada evet e, anketler yapılıyor, veriler var. E, hatta şunu açık yüreklikle söyleyeyim. E, Türkiye'deki birçok belki kalbur üstü kurum diyeceğimiz kurumun yöneticileri, temsilcileri burada geliyorlar. Buraya geliyorlar ve ben onlarla tanışıyorum. Onlar bazen yola çıkıyorum. Abi kardeş muhabbeti yapıyorum. O kadar iyi bir etkileşim sağlıyor ki ve kurumların da birbiriyle olan temasına ciddi bir etki sağlıyor. Ben bu anlamda kendi açıma çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Sözü size teslim ediyorum buyurun. Tabii Türkiye Gençlik STK'ları platformu 80'in üzerinde üye kuruluşun olduğu ama Anadolu'da yaptığımız çalışmalarda bunun yüzlerin artık üzerine çıktığı yerel gençlik oluşumlarıyla bir platform ve gerçekten güzel çalışıldı başından itibaren. Yani bunu niye yaptığımızı ve nasıl yapmamız gerektiğini oturduk sivil toplum kuruluşları ile üye buluşmalarında derinlemesine konuştuk. Ve mümkün olduğunca hani gençlik alanında çalışan STK'larla çalıştığımız için Mümkün olduğunca yaş grubu olarak da hani 30 yaş altının konuşmasını aslında sistematik hale getirmeye çalıştık ve onların katkılarıyla işte burada mesela bu STK'ların birbirlerini tanıması, birbirleriyle bir sinerji içerisinde hareket edebilmelerini sağlamak. Ondan sonra kapasitelerini geliştirecek çalışmalar yapmak böyle çok somut aslında hedefler koyduk. Ve bu hedefli çalışmanın neticesinde işte gençlik araştırmaları merkezi gençlik liderliği eğitimi gibi böyle somut projelere bu işi getirdik ve tabii ki bunların yanında STK mükemmeliyet merkezi. Aslında bu üç başlığa baktığımız zaman yaptığımız üye buluşmalarıyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman TGSP'nin tam anlamıyla neler yaptığını anlamış oluyorsunuz. İşte şu anda mesela gençlik liderliği programının eğitim programının ikincisine başlanıyor. 250 genç burada eğitimlere katıldı. 2000'in üzerinde başvuru içerisinden 250 genç seçildi. Yani seçerken de liderlik profiline daha uygun gençleri seçelim ki eğitim daha verimli olsun diye mesela bir yol güdüldü. Onun dışında gençlik Araştırma merkezi çatısı altında yapacağımız bu Türkiye'nin gençleri çalışması iki yılda bir rutin olarak 8 bin gençle yüzle görüşme metoduyla yapılan bir çalışmanın işte ileri analizi ondan sonra akademisyenlerin bunun üzerinde yaptıkları çalıştaylar iki senede bir gençliğin bir resminin çekilmesi bütün gençlik alanında çalışan TGSP'ye üye olsun olmasın Kuruluşların yani sadece STK'lar değil kamu kurumları olsun özel sektör olsun herkesin bakıp gençleri anlamaya yönelik bir şeyler bulabileceği bir veriyi böylelikle kamuoyuna sunmuş oluyoruz. Bu bakımdan platformun en benim takdir ettiğim yanı sistematik çalışması ve üye kuruluşların da böyle bir sistematik kazanmasına yönelik yaptığı teşvik, yönlendirme ve asla herhangi bir üyenin tek başına yapması gereken ve yapacağı bir şeyi yapan tekrar eden değil onları yani bütün üyelerimize toplu katkı sağlayan işleri yapmaya gayret gösteren bir platform gerçekten çalışmalar işte mesela önümüzde Hı. bazı yaptığı istiyorsunuz yön... ekranı gö gösterememiş Bunlar kameraya. mesela üye üye STK'larımıza bilgi verme açısından mesela işte sporda gelişim rehberi dediğimiz bir sivil toplum kuruluşu spor alanında çalışmak istese nasıl gençlik spor kulübü kurar işte bunun mevzuatı nedir nelere dikkat etmesi gerekir hangi adımları takip etmesi gerekir işte bir sivil toplum kuruluşu nasıl stratejik planlama yapar? Stratejik plana göre nasıl yönetim mekanizmalarını kurgular? Bununla ilgili bir çalışma. İşte e, az önce bahsettiğiniz COVID döneminde yapılan bir gençlik araştırması. COVID üzerine bazı verileri kamuoyuyla paylaştık. Türkiye'nin gençlerinin spor alışkanlıkları. Sporu çok önemsiyoruz. Yani üye sivil toplum kuruluşlarımızın spor alanı ile ilgili muhakkak çalışmalarının olmasını teşvik ediyoruz. Bu anlamda hani spor e, e, şeyini gündemini bir kuruluş açarken e, gençlerin sporla ilgili talepleri, beklentileri onu öğrensin istedik ve tabii ki hani çok anlattığımız işte Türkiye'nin gençleri anketinin e, sonuçlarını Kitapçı. paylaştığımız e, yayın bu Hı -hı. şekilde göstereyim. Bir de e, o yayından hemen hemen e, bir yıl sonra e, çıkan ileri analiz çalışmaları sonucunda yazılan akademik makalelerden meydana gelen e, Türkiye'nin gençleri ileri analizler e, kitabı yani bir üniversiteye layık e, ve herkesin bütün hani gençlerle ilgilenen herkesin kütüphanesinde olması gereken bir eser Bunlar sadece bazıları e, Dolayısıyla kurumlara değer katmak kapasitelerini geliştirmek yönünde sağlam çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Yani aslında birçok çalışma özetlemiş olduk şu an TGSP adına. Ben Ömer Bey e şunu sorayım. Türkiye Gençlik Zirvesi 2018'de olmuştu. Evet. Şu an yenisi için, ikincisi için biz heyecanlıyız. Çünkü orada güzel ödüller de veriliyor. Yani Sosyal girişimci anlamında olsun ve herhangi bir proje anlamında olsun girişimi olan gençlere. Hatta biz burada online bağlantıda bu gençlerimizden de bazılarını buraya bağladık. Anlatlar projelerini. Onunla alakalı bir soru soralım. Sonrasında bir soru daha soracağım size. Eyvallah. Yani Türkiye Gençlik Zirvesi bizim iki yılda bir yapmayı planladığımız bir zirve. Burada ana gayemiz aslında az önce Bilal Bey'in de bahsetmiş olduğu bir anket çalışması yapıyorsunuz. Bu öyle ya da böyle ciddi rakamlara yapılıyor. ya yani Bu yalnızca bizim aramızda kalmasın. Sonuçta bunu yaptığınız zaman bundan Türkiye'deki siyasilerin bürokratların, akademisyenlerinin hatta iş dünyasının ve biz sivil toplum kuruluşlarının bundan istifade etmesi lazım. E bunu istifade e, etmeleri için de bilmeleri lazım. Yani Biz bunu böyle e, gerçekten bir PR mantığıyla biz bunu e, işte duyuralım. Bu anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşalım ve buradan e, kim ne almak istiyorsa e, çünkü biz burada herkesin ihtiyacını giderecek şekilde bu ankette hazırladık. Yani az önce saydığım 5 farklı alandaki herkes kendi aradığı özellikle gençlikle alakalı tüm gençlik profiline dönük aradıkları tüm soruların cevaplarını burada bulabilirler. Bu da tabii bunun en güzel yanı da e tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin zirvesi de o. Ee, Allah kendilerinden razı olsun. Hem gençlik çalışmalarında hem sivil toplum kuruluşları çalışmalarında bugüne kadar e, sonsuz diyebileceğimiz derecede bizlere destek oldu. Ve biz ilk 2018 yılında da e, yani böyle bir şey yaptık. Hani bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Derdimiz de bu dediğimiz an. Hemen anında e, zannediyorum neredeyse bir ay içerisinde tüm organizasyonu yaptık. Ve sağ olsun e, orada e, ki e, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuçları açıklaması neticesinde çok bereketli bir yayılma oldu. Yani bazen ben böyle e, televizyon programlarında veya işte böyle katıldığım özellikle çalıştaylarda... Ee, insanların bu e, anket sonuçlarının çıktılarını alarak oraya gelmiş olmalarını görmek veya referans olarak işte Türkiye Gençlik Setekları Platformunun 2018 Türkiye Gençleri Profil Araştırmasına göre e, işte e, onu referans göstermeleri e, gerçekten e, zirvenin maksadını hasıl olduğunu göstermiş oldu. E, i̇kinci olarak dedik ki Türkiye'de sosyal girişimcilik veya sosyal inovasyon dediğimiz farklı isimlerle de ifade edilebilecek alanlar var. Yani sonuçta sivil toplum kuruluşları gönüllülük üzerine faaliyet gösteren kuruluşlar. Herhangi bir kar amacı gütmüyorlar ve ana gayeleri de bu topluma faydalı olmak. Peki yani bunlar tamam yapılıyor da yeni yetişen gençler bir şeyler yapmak istiyorlarsa nasıl ilham bulacaklar? Evet yani ha. biz burada en azından güzel örnekleri seçelim. Bununla alakalı bir yarışma yapalım. Bu güzel örnekleri de yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklasın bir teşvik olsun hem o arkadaşlara bir e, ufak bir hediye babında bir şey veriyoruz o da güzel bir kısım evet yani nakdi bir hediye evet yani aslında en büyük şeyimiz oradaki tabii ki manevi bir destektir onlara ama e, diğer gençlerimiz de bunları görsünler örnek alsınlar bak işte burada üç tane genç veya bir tane genç çıkmış çok güzel bir şey yapmış ben neden yapmayayım? veya ben de böyle bir şey yapmak istiyorum demek ki bu işler oluyormuş mukabilinde e, bu bunları görsünler istedik. Bu zirve bunlara vesile oldu. İnşallah e, bu sene de e, pandemi dolayısıyla e, mecbur ertelemek durumunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda e, ikincisini yapacağız. Anketimiz bitti, e, yarışmamızı yaptık, o da bitti. E, Sonuçları inşallah orada açıklayacağız. Bir de e, burada yalnız şey kısmını vereyim, e, ipucu kısmını vereyim. Ayasofya ile alakalı çok değişik bir programla inşallah yani hem Ayasofya ile alakalı bir program hem sosyal girişimci gödülleri hem de anket sonuçlarını açıklayacağımız bir programla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah kamuoyunun huzuruna çıkacağız. Yani burada bıraksak aslında saatlerce konuşacağımız projede var maşallah yani takdire şayan Ömer Başkanım. Şimdi ben Bilal Bey'e tekrar döneyim kendisi zaten aslında hem TGSP'den, İlim Yaymadan, Sabahattin Sabahat Üniversitesi'nden, İbni Haldun'dan, Türgev'den birçok kurumdan da bahsetti. Bütün resmi görünce ben şunu anlıyorum. Aslında siz çok yoğun bir trafiğe sahipsiniz. Ve sivil toplum çalışmalarında bulunuyorsunuz yoğunluklu olarak. Ee, peki bu stres demek. Ya ben ben bile böyle birkaç dernekle çalıştığım zaman böyle bir omuzumda sanki bir ağırlık olduğunu hissediyorum. Bir akşam 10'da 11'de telefonum çalıyor. Ses kayıtları geliyor. İşte yarın geliyor musun vesaire falan diye. Şimdi insan mesela diyor ki yani bu yoğun hayatın, stresli hayatın ötesinde bir hayat mı yaşasam? Yani sizin de böyle bir geri çekilme gibi bir düşünceniz oldu mu veya ileride var mı? Ee, ben yoruldum artık bu işleri bırakayım. Normal kendi işlerimle ilgileneyim diyor musunuz mesela? Şimdi şöyle doğrusu yoğunluk var. Hani daha saydığımız ve sayamadığımız birçok kurumda bir şekilde elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Evet. Ama şöyle bir aslında kendimce bir prensip yerleştirmek istiyorum. Hani hayatımın geri kalan kısmında şimdiye kadar. işte 9 senelik bir hayatımın döneminden bahsettik. Bir sivil toplum kuruluşunda çok uzun süre kalmayıp hani fevkalade bir benle ilişkisi vesaire benim olmamın gerekliliğine dair başka bir sebep yoksa başka arkadaşlara bunu devamlı devrederek gidebilmeyi öngörüyorum. Mesela Türkiye'de bunu yaptım ben 2015 yılına kadar. Türkiye yönetiminde görev aldım. Şimdi gelen kuruluysayım. Ee, dolayısıyla mesela şimdi e, diğer mesela görev aldığım STK'larda da önemli olan e, orada yani yeterli insanın o meseleye gönüllülüğünü sağlayabilirsek bağını kurabilirsek o zaman benim orada yer almamın e, veya yer almamın çok hayati bir önemi kalmaz o kurum için evet. Kalmasın da zaten. Yani bilerlerden olmazsa burası yürümez deniyorsa o zaman bir kurum inşa edememişsiniz demektir. Veya herhangi bir insanın ismi herhangi bir kurum için vazgeçilmez hale geliyorsa bugünden yarına çıkacağımızın garantisi olmadığına göre aslında bir kurum inşa etmemiş oluyorsunuz. Bu anlama gelir. Onun için önemli olan işte doğru organizasyon şeması, doğru vakıf dernek amaçlarının belirlenmesi, doğru görev tanımları, doğru personel yapısı, doğru stratejik planlama bunların yerleşmesi, işte iş akışların süreçlerin profesyonelce tanımlanıp yürütülmesi. Ondan sonra da bir e, sivil toplum kuruluşunun e, amacına yönelik olarak ayağını yorganına göre uzatacak şekilde sürdürülebilir bir ufuk çizmesi kendine. Bunu yerleştirebilirseniz o kurum artık o misyonuyla var olabilir. Yani var olmuş olur. Ya filanca olmazsa burası ayakta kalamaz, devam edemez dedirtmemiş olursunuz. Ama inanın hani TGSP çalışmaları da bu anlamda çok önemli. Yani gençleri aslında bakın hayatınıza dair heyecanlarınızı, tutkularınızı gerçekleştirebileceğiniz sivil toplum kuruluşları olabilir. Haberiniz olmayabilir. Bunlardan haberdar olun. Onlara katılıp hani bugün kendini gerçekleştirme diye bir tabir var popüler. Artık kendini gerçekleştirme mi dersiniz? Artık bir gerçekleştirin yani kendinizi. Yani evet yani e, tutkularınızı karşılayacak. Yani sadece konuşacak, sadece dertlenecek, sadece kafa yoracak değil. O derdinize yönelik bir şeyleri yapmak. Bunlar işte sivil toplum kuruluşları bunları mümkün hale getiren getirmeye çalışan kuruluşlar. Dolayısıyla birçok sivil toplum kuruluşunda bakıyoruz yeterli gönüllüyü bulamıyorlar. Bulmakta zorlanıyorlar. Birkaç kişi orada onlarca yıl devam ediyor orası ancak o şekilde ayakta kalıyor. Yani biz aslında bunu da değiştirmeye çalışıyoruz. TGSF bu anlamda da işte mesela ödüllerle ne yapıyorsunuz? Projeniz varsa bu projeyi getirin, sunun bize. Ondan sonra jürimiz baksın. Ödül verdiği zaman mesela ödül alan projelerden birçoğu belki ilk defa kamuoyunun karşısına bu vesileyle çıkmış olacak. Ona belki birileri sahip çıkmış olacak. Yani böylelikle sosyal girişimcilik yönü olan, kendi derdini sadece kafasında bırakmayıp onu fiiliyatta bir yerlere götürmeye çalışan gence de bir mecra sağlamış oluyoruz. Ama gerçekten şunu her zaman gençlere hitap ettiğim zaman, buluştuğum zaman söylemeye çalışıyorum. Hayatınız sadece kendinizden ibaret olmasın. Hayatınız işte mesela Türkiye'nin gençleri araştırmasında çok güzel bir sonuç var. Gençler ailelerine çok önem veriyorlar. Ama hayatınız sadece ailenizden de ibaret olmasın. Aile çok önemli. Aile kurumunu korumaya yönelik bir hayat öngörüsü muhakkak tasarlayalım. Ama muhakkak başka birilerine de Veyahut da işte o dertli olduğumuz kesimler olabilir, dertli olduğumuz konular olabilir. Bunlar üzerine yapacağımız bütün çalışmalar aslında toplumun geneline yaptığımız hizmetlerdir, katkılardır. E, muhakkak hayatınızın bir yerinde yaşınız kaç olursa olsun, imkanınız ne olursa olsun bu katkı zamanla olabilir, bilgiyle olabilir. Kalkarsınız bildiğiniz bir şeyi başka birisine öğretirsiniz bununla olabilir. Mesela yaptığımız işlerden bir tanesi de eğitici eğitimlerini sivil toplum kuruluşlarının hizmetine sunmaktı. Mesela ilk yardım eğiticiliği eğitimini verdik. Yani ilk yardım eğitimleri de verebilirdik ama 7 tane, 8 tane, 10 tane eğiticiyi yetiştirdiğimiz zaman onlar gidip kendi kuruluşlarında birçok insana eğitim verme imkanı kazanmış oldular. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte nasıl çoğaltabiliriz? Bir konunun ilgilisini nasıl çoğaltabiliriz? Bir işi bilenin sayısını nasıl çoğaltabiliriz? Bir konunun dertlisini Nasıl başka dertlerle bir araya getirebiliriz, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, burada aslında o sizin bahsettiğiniz dalga dalga gençlerle tanışmak ve büyümenin aslında bir parçası olduğunu gösteriyor. Usta çarlık ilişkisi diyorlar mesela buna bazı e, isimler benim çok hoşuma da gidiyor. Yani bir ustalığın e, yani usta sadece biri olmayabilir. Oradaki mantalite de e, orada bir beslenme kaynağı olarak olabilir. Ben Ömer Bey'e döneyim şimdi. Ömer Bey şimdi şunu merak ediyorum. Siz e, yıllardır sivil toplum çalışmaları içerisindesiniz. Yani Bilal Bey gibi keza sizin de çok derin bir STK çalışmanız var. E, peki bu işlerle yani STK'cılıkla nasıl tanıştınız? Bunun kökenini merak ediyorum. Yani biri sizi işte babanız veya dedeniz yani gel oğlum seni bir e, kuruma götüreyim. Burada işte eğitim alırsın. Şu an mesela sosyal medya bunun en büyük alanlarından biri. Bir afiş paylaşılıyor. Yüz binler, yüzlerce başvuru oluyor. Belki pandemi döneminde dijitalleşmenin de etkisinin önemini gördük. Yani 2000 yılında bir pandemi süreci yaşasak belki STK'lar bu kadar faal olamayabilirdi. Çünkü internet bu kadar aktif değildi. Bu da benim kendi yorumum. Ee, Ömer Bey sizden bunun cevabını bekliyorum. Siz nasıl tanıştınız sivil toplumla? E, Tabii bu sivil toplum kuruluşu e, son popüler kültürün şeyi. Eskiden bu kadar yani işte 1980'li yıllarda bu tür ifadeler çok fazla kullanılmıyordu. Burada yaşanışta i̇şte biraz biz, Ortaya çıktı kusura bakmayın. E, 80'li evet, yıllar deyince. E, Anadolu'da <laughs> Tabii ben Erzincan Kemah'ta doğdum, 5 yaşında İstanbul'a geldim. Şimdi aile zaten şey dede Allah rahmet eylesin 2 ay önce rahmetli oldu, 97 yaşında. Allah rahmet eylesin. O işte ezanın Türkçe okunduğu dönemlerde, affedersiniz ahırlarda hafızlığını tamamlamış. Köyle bizim köyle Kemah arasında 18 kilometre mesafe var. İşte gündüz tabi şeyde bir aile işte işi yoğun olan da bir aile hem işte hayvanlar, ekinler, şunlar bunlar işte harmanlar günlük iki saat uyuyor. Ondan sonra işte kemaha gidiyor orada hafızlık işte eğitimlerini alıyor ezberlerini veriyor tabi bu arada bunu çalışıyor yani ezberini de yapıyor tekrar işinin başına geliyor. Daha sonra işte köyün en son imamı olarak emekli olmuştu. Ee, i̇şte aslında dededen başlıyor. Hafız dede diye biz e, ifade ediyoruz. E, dede tüm köyün işte Kur'an öğrenmesi, e, işte onların özellikle ilmihal bilgilerine sahip olması hususunda e, zannediyorum değmedi hiç kimse kalmamıştır bu hususta. E, bizim şeyimiz dedemizden geliyor. Tabii ondan sonra babam e, bu şeyi devraldı. Elhamdülillah çok şükür. O bizi devamlı yönlendirdi, İşte İmam Hatip'te okuttu. O arada bize devamlı sahip çıktı. Çevremizdeki tüm sivil toplum kuruluşları diyebileceğimiz özellikle o dönemde biraz daha cemaat ve tarikat dediğimiz yapılarla bizleri tanıştırdı. Ve daha sonra bu süreç işte üniversite ve e, bugüne kadar gelmiş oldu. Peki Arhane. mesela hep e, gençler gençler dedik yani Bilal Bey de burgalı, evet. siz de vurguladınız ama e, peki ya büyükler diye bir soru sorsam yani e, şimdi biz gençler hakkında konuşuyoruz evet. tamam güzel e, aslında büyükler olarak yani sizler belki evet. yaş olarak ve çocuklarınız olduğu için usta evet. şu an e, yani yani yönlendirme anlamında söylüyorum. söylüyorum e, büyüklere dair bir eleştiri var mı? mesela sizin 3 çocuğunuz var evet. e, Allah bağışlasın Aynen. hiç şey oluyor mu yani ya baba milletin çocuğuyla ilgileniyorsun ama biz unutuyorsun. ...gibi bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Evet karşılaşıyoruz. Ama şöyle... ...yani bu gayet normal bir şey bu da. Çünkü aslında... ...bizde herkes STK'cı. Yani işte benim hanım... ...aile ve çocuk eğitimi üzerine çalışıyor. Mutlu Aile Mutlu Çocuk diye bir derneği var. Her gün tabi oraya gidip geliyor o da. Haftada bir gün en aşağı... ...kızım da uzman klinik psikolog Afra... O da beraber gidiyorlar. Bir vakıf veya dernek neresiyse gönüllü olarak orada yaklaşık 50 kişilik ekipleri var. Psikolog ve aile danışmanlarından oluşan. Onlar işte orada milletin derdini dinliyorlar gönüllü olarak. Daha sonra onlarla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Oğlum zaten uçak mühendisliği okuyor yurt dışındaydı. İşte bu pandemi dolayısıyla şimdi Samsun'a geldi. O da işte T3 vakfıyla özellikle bu teknoloji alanında şeylerle uğraşıyor. Ee, bizim son numara Zahit Bera var. Ee, o da e, Ortancı'nın ismi de Katade, Muhammed Katade. Ee, son numara da bizim Zahit Bera. Zahit Bera da e, sanatçımız. E, o da konservatörde okuyor. Okul döneminde e, oradaki öğrencilerle ilgileniyordu. Sağ olsun hocaları vasıtasıyla. Daha sonra işte Bilal Bey'in palet okulundaki işte yine... Tabii müzikle alakalı okul olduğu için o da arkadaşlarını örgütlemişti. Orada bir şeyler yapacaklardı ama e, bu e, malum küresel kriz sebebiyle orada e, onu pek gerçekleştiremediler. Yani e, ama hala arkadaşlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Aslında aile komple bir şey STK'cı diyebiliriz yani. Evde bir STK var aslında sizin. <laughs> yani. ayrı bir STK'da evde. Evet. evet yani. Ama belki orada yönetim Meryem Hanım'da da biraz olabilir. Yani tam evet. bilemiyoruz o kısmı ama. Yani. <laughs> evet, olabilir. Tartışmalar <laughs> olabiliyor. Şimdi ben e, burada siz Palet Okullarından bahsettiniz, ben de bahsetmiştim. <laughs> Çamlıca'da e, Palet Müzik İlkokulu bu sene eğitime başladı. Sizin de müziğe bir ilginiz var biliyoruz. Hatta e, söylediğiniz şarkılar da oldu. Belki bugün de böyle bir zuhurat olabilir, bilemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Takdir sizin. E, biz isteriz ama yani daha da ısındıkça artık. Çünkü reklamdan sonra tekrar bir araya geleceğiz. E ben Palet Müzik İlkokulunu sorayım. Hem bu, bu projenin ortaya çıkıyor. Çünkü Türk müziği e, temalı. Belki sizin böyle bir e, isteğiniz de olmuştur. Şimdi benim müzikle olan ilgim e, benim 90'larda öğrencisi olduğum rahmetli Cin Tanrıkur'a Kurur'a dayanıyor. E, kendi ortaokul lise yıllarında e, okulda bir enstrüman e, kursu açılması söz konusuydu ve ben o zaman ud e, çalmak istemiştim. E, o zaman Ud çalmak istediğimde bir şekilde e, annem bir programda Cinüşen Bey ile karşılaşıyor ve Cinüşen Bey de hani oğlum da ud öğrenecek falan deyince e, öyle e, önüne gelenden da öğrenilmez bana muhakkak gelsin işte nereden ud alacağını o bilmez ben ona yardımcı olurum falan gibi e, bir söylemi üzerine ben Cinüşen Tanrı Kurulu'da tanıştım. Cinüşen Tanrı Kurulu tabi Türk müziğinin son büyük üstadlarından bir tanesi hem bestekar hem icracı. Türk müziğine farklı makamlar kazandırmış, çok değişik efendim eser türlerinde eserler beslemiş bir yani müzikteki pozisyonunun dışında da Türk diliyle ilgili, efendim kültürle ilgili çok ciddi aslında tarzı duruşu olan bir insandı. Hakikaten onun böyle birkaç sene öğrencisi olmak bile benim için büyük bir şereftir. Ondan aldığım aslında bir ilham diyelim biz palet Okulları'nı 2011 yılında kurduğumuz zaman e, okuldaki müzik eğitimine de kafa yordum bu anlamda. Yani benim Cinüşen hocamdan öğrendiklerime göre müzik eğitiminde nelere dikkat etmemiz lazım derken doğru insanlarla da Allah tabii insanı denk getirsin. İşte yüce gümüş şu anda okulların müzik koordinatörü olan onunla e, tanıştık ve e, o zaman Palet anaokulunda verdiğimiz, daha sonra Palet ilkokulunda verdiğimiz müzik eğitimini istedik ki bir müzik ilkokuluyla taçlandıralım. Türkiye'de böyle bir okul yok. Yani dünyada da çok az var. Ama bu Türk müziği ilkokulu. Yani e, batı müziği üzerine bu eğitimi veren dünyada okullar elbette olabilir. Ama bu Türk müziği ilkokulu olarak aslında dünyada da tek olmuş oluyor. E, yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Aslında bu sene ikinci senede öğrencilerimizi aldık. 150 kadar başvurudan 20 öğrenciye kabul verdik. E, tamamı çeşitli oranlarda burslu, kere amacı gütmeyen bir okul. E, ve işte hem... Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki müzik bölümüyle, hem İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'yla yakın ilişkilerimiz var. Enstrüman seçimini öğrenciler ikinci sınıfta yaptıkları için oralardan gelen enstrüman hocalarıyla ders almaya başlıyorlar. Mesele nedir? 6 yaşında bir çocuğun müzik yeteneğini keşfedip müzik eğitimine başlayabilirseniz, o çocuk 11 yaşına geldiği zaman konservatuara gitmeye karar verirse, konservatuarlarda çünkü ortaokul bölümleri mevcut, o zaman... Aslında 4 sene ileriden başlamış olacak. Yani yapısı olacak çünkü. Altyapısı evet. olacak ama doğru zamanda aslında şekil vermiş olacaksınız. Yani bu okulun aslında hedefi Türk müziği üstatları yetiştirebilmek. Yani bu belki 5 yılda 10 yılda bir tane çıkar ama mesele de budur zaten. Yani bir tane Saadettin kaynağı, bir tane Tamburi Cemil'i yakaladığınız zaman o işte yüzlerce yıla damgasını vurmuş olur. Dolayısıyla çok özel bir okul, çok gerçekten heyecan duyduğumuz bir proje. Gelen herkesin çok takdir ettiği bir iş ama salgın sürecine geldi tabii ki okulun bu açıldığı dönem. En son yaptığımız bir Türk müziği çocuk şarkıları beste yarışması. TRT ile işbirliği içinde yaptık. Mesela beklentimizin çok üzerinde 500'e yakın eser başvurusu geldi. Kazananları belirledik, ilan ettik. Şimdi o kazananların eserleriyle bir ödül töreni planlıyoruz. Bunun ötesinde de aslında Türk müziği formunda beslenmiş daha çok çocuk şarkısının olmasını da teşvik etmiş oluyoruz. E bu nedir? İşte kültürün yaşatılması. Evet. Yani etnospor Konfederasyonu'nda ben geleneksel sporlardan bahsettim ama neden bahsettik? Aslında dünyadaki kültürel zenginliği korumak. Şimdi biz Türkiye olarak kendi kültürümüzü koruyacağız. İşte Japon kendi kültürünü korumaya çalışıyor. Fransız kendi kültürünü korumaya, yüceltmeye çalışıyor. Meksika'daki yerli de kendi kültürünü korumaya, yüceltmeye çalışıyor. Bunların hepsinin yapılması doğru ve saygın. Biz de Türkiye'de kendi müziğimizi, kendi kültürümüzü yaşatacağız. Diğer, ben batım müziğini de seviyorum. İşte şarkı dediniz, evet. İtalyanca şarkı da söyledim. Türk sanat müziği şarkısı da söyledim. Şarkının birisi kötü, birisi iyi değil. Ama ben kendi müziğimi unutma pahasına, kaybetme pahasına... Tamamen batı müziğine verirsem kendimi o zaman kimliğimden bir parça sökülüp gitmiş olur. Ben kendim olmaktan daha çok uzaklaşmış olurum. Müzik projemizde de böyle. Ee, müzik bahsi beni çok heyecanlandırdı. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklam arasında da ben Bilal Bey'e tekrar söyleyeceğim. Belki reklamlardan sonra böyle bir sürpriz de olabilir. Görüşmek üzere. Vakıf katılımın sunduğu sosyal mesaj devam ediyor. Evet TV.net'ten tekrar herkese merhabalar. Sosyal mesaj programındayız. Ben Salih Yüzgenç. Necmettin Bilal Erdoğan bugün bizlerle birlikte ve Ömer Faruk Terzi bizlerle birlikteler. Kendileriyle aslında çok güzel konulara değindik. Hem kurumlara dair, TGSP'ye dair, İlmi Emre Vakfı'na dair birçok şey konuştuk. Başka kurumlara da aslında temas etmiş olduk. Ve şimdi aslında biraz daha özel diyebileceğimiz, yani hayatın içinden diyebileceğimiz soruları yöneltmek istiyoruz. Çünkü merak ettiğimiz çok şey var gerçekten. Süremiz her ne kadar kısıtlı da olsa bu konuda ben elimden geldiğince soruları yönelteceğim. Şimdi e, Ömer Bey sizden devam edeceğim. Spordan bahsetmiştik mesela. Bilal Bey de bahsetti. Sporu çok önem veriyoruz diye ekledi. E, aslında bir skor tahmini de sordular bana Bilal Bey. Bilal Bey insanlar şu anda bizi ben... niye seyretsin? Ben onu merak <laughs> <ayak> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şu an Türkiye'de biliyorsunuz yani dünyaca e, meşhur bir derbi oynanıyor Fenerbahçe'de Galatasaray arasında. E, yani ben de Fenerbahçeliyim. Sizin de öyle olduğunuzu biliyorum. Belki bir skor tahmininden sonra şu anda oynanıyor maç. Oradan sonra geçebiliriz isterseniz. 3-1 Fenerbahçe-Ener gibi geliyor bana ama. İnşallah. Şu an evet. en önemli oyuncularından da biri eksik ama e, inşallah diyorum ben. Ömer Bey, siz tabi başka takım olabilirsiniz bilemiyoruz Erzincan ama. Erzincan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> e, spor demişken o zaman spordan devam edelim ve şunu evet. soralım. Siz e, milli karatecisiniz. Milli e, karate hakemliği lisansınız var bildiklerimiz. Uluslararası. Evet. Uluslararası. Yani bilmediklerimiz daha birçok şey var. İyi bir yüzücü olduğunuzu biliyorum. Ee, maşallah seviyorsunuz sporu ve hayatınıza bunu akredit etmişsiniz. Peki spor sizin için böyle şey gibi mi? Yani e, ben sporla aslında rahatlıyorum. E, spor beni diri tutuyor gibi bir şey mi yoksa bir yaşam tarzı mı? Bunu şu yüzden sordum yani genç arkadaşlarımız bizler buradan biraz ilham almalıyız. Yani 30 yaşına gelen bir gencin artık yani göbeği çıkmamalı bence. Ya Aslında e, spor sonuçta e, bir yetenek meselesi her şeyden önce. Hani hayatınızda spor yapabilirsiniz belli alanlarda ama bir elit sporcu dediğimiz veyahut da yani şu an daha çok profesyonel diye ifade edilen bir şey yapmak istiyorsanız o alanda bir yeteneğiniz olması lazım her şeyden önce. Bir de tabii bu işi sevmeniz lazım. Yani bir insan sevdiği işi yapar ve onda başarılı olur. Bizim... E, sporla olan ilişkimiz hep içten gelen bir şeydi yani okul yıllarında da devamlı hem okul hem spor beraber devam etti buna üniversitede dahil yaklaşık 25 yıl aktif bir sporculuk hayatımız oldu daha sonra işte hakemlik ve yöneticilik tarafına doğru geçtik artık yeni tabirle spor insanı tarafıyla e, ilgileniyoruz diyebiliriz e, yani ben ufak çocukken de evde duramazdım çok e, Feraktif birisiydim. Ee, yani içimde olan bir şeyi daha sonra baktık ki işte spor salonları var. Oralara gidelim. Ee, i̇şte güreş olarak ilkten başlamayı düşündüm ama e, gittiğim salon ondan sonra ki karate hocası çok hoşuma gitti. Gerçekten duruşuyla, hareketleriyle, konuşmasıyla yani haza Müslüman diyebileceğimiz çok şahsiyetli bir Adem Özbektaş diye e, şu anda da Karate Federasyonu yönetiminde olan hocamız gerçekten beni çok etkiledi ve ben hemen orada ona kaydoldum. Ve ondan sonra işte karate yapmaya başladım. Tabii bu üniversite yılları böyle devam etti. Yani üniversite bitene kadar. Daha sonra bir dönem tekrar bu işte uğraştık. Fakat artık iş yoğunluğu ister istemez düzensiz bir... Hayat yaşıyorsunuz çünkü sivil toplum kuruluşlarının hafta sonları açılışları oluyor, işte kapanışları oluyor, genel kurulları oluyor, ister istemez akşam programları oluyor, ee, sabah kahvaltıyla başlıyorsunuz. Yani bir şey yok, ee, bir memur gibi sabah beşte gidip evet. sabah 8'de gidip mesai akşam kavramı beşte, yok yani. Bir mesai kavramı içerisinde yaşamıyorsunuz. Bu da ister istemez hayatınızda bir e, düzensizliğe sebebiyet veriyor. Bu noktada da ben. Fırsat buldukça yine bunu yapmaya devam ediyorum. Ama bu sefer yaşımıza uygun sporlara dönük işler yapmak durumunda kalıyorsunuz veya işte istediğiniz zaman, istediğiniz vakitte yapabileceğiniz sporları tercih etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben o yoğunluktan sporla kendimi rahatlıyorum. Gençlere de tavsiyem yani mutlaka kendilerini spor salonlarına atsınlar. Orada farklı farklı branşları denesinler. Yani bir branş bana uymadı deyip spordan bir anda vazgeçmesinler. Bakarsınız ona karate uymaz da gider güreş uyar. Güreş uymaz ondan sonra futbol uyar. Evet. Artık neyse onun hoşlanacağı, hoşuna gidebileceği. Ama benim birinci tercihim tabii ki buradaki antrenördür. Antrenörlerini iyi sessinler. Gerçekten şahsiyetli, işte işini düzgün yapan, iyi bir antrenör. Hem e, sporcusuna faydası olur hem de kendisine faydası olur. Peki şey soracağım, Bilal Bey de az önce söyledi, evet. e, Erzincan sporu dedi sizin için. Eyvallah. Ya Kemal spor, mu Erzincan spor mu? Kemal, Kemal spor. spor. Çünkü Kemal <laughs> sizin için daha önde. Ben de biliyorum. Eyvallah. Onu sormak istedim. E, böyle şey oluyor mu Ömer Bey? Yani e, ya sivil toplum çalışanlarında ya da sizin gibi hep koşturan insanlarda, aynı şey Bilal için, Bilal Bey için de geçerli. E, böyle bir şey düzleme oluşuyor mu? E, ben emekli olayım da e, memleketime gideyim, orada köyümde yaşayayım bir müstakil bir hayatım olsun gibi bir şey oluyor mu çok merak ettim gerçekten. Yani sizi öyle çok konumlandıramadım kafamda ama e, öyle bir hayaliniz oldu mu? Ya aslında ben tabii e, bir dönem esnaflık yaptım üniversite yıllarından sonra. O zaman hep kendimi diyordum ya 50 yaşından sonra işte bırakırım bu işleri yeter bu kadar şey. E, sonra tabii bu sivil toplum kuruluşları işlerine girdikçe ve Türkiye'deki bu e, bir anda özellikle son işte 15-20 yıldaki bu gelişmeler üzerimize sanki daha çok şeyler yükledi diye düşünüyorum ben. Artık bu işin emekliliği yok. Yani hele sivil toplum kuruşuyla uğraşıyorsanız bir derdiniz varsa yani sizin gidip bir köşede oturma lüksünüz olmaması lazım. Biz hayatımızın her noktasında 90 yaşına da gelsek bu işe devam etmek durumundayız. Ha, mutlaka insanın yorulduğu veyahut da dinlenmesi gereken e, arada esler olacaktır ama. Şimdi bakıyorsunuz e, işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, gece gündüz çalışıyor. İşte etrafındaki e, arkadaşları işte bu dava için, bu ülkenin biraz daha ileri gitmesi için her türlü gayreti gösteriyorlar. E, bizler de yani onların bu gayretlerine mutlaka destek olmamız lazım. Bizim alanımız sivil alan. Burada ne yapabilirsek. Sonuçta bu ülkeyi hep beraber geliştirmemiz lazım. E, o noktada e, yani elimizden geldiğince. Ama bu bugün başkan olur, yarın üye olur, ertesi gün gönüllü olur. E, bugün belki işin e, önündeyiz ama yarın ger kuyruğunda da olsak mutlaka bu işlere devam etmek zorundayız diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, Ömer Bey'in sporla bir ilgisi var. Bilal Bey'in evet. de keza yine spor. Yemek, hatta etnospor festivalinde yiyek, yemek festivalinde eşinizle beraber bir yemek yapma e, girişiminiz de olmuştu. Tabi bu belki hobinin de ötesinde daha ilgi alaka ile alakalı ölçülen bir duruma da sahip olabilir. Şimdi e, ben de evliyim mesela. Pazar günleri eşim diyor ki ya kahvaltıyı sen hazırla diyor bana. E, mesela sizde böyle bir şey oluyor mu çok merak ettim gerçekten. Yani böyle pazar günleri kahvaltıyı hazırlar mısınız? Çünkü yemek yapmak bir hobi tamam e, ama ötesinde böyle bir mekanizma dönüşüyor mu? Yemek yapmayı bayağı seviyorum. Yani benim sonuçta e, yatılı, ortaokul ise yatılı okuduktan sonra Amerika'ya gitmiş oldum üniversite için. Amerika'da bulunduğumuz yıllarda yemeğimizi bir şekilde kendimiz yapardık. İlk başta üç arkadaş bir ev e, ortamı dedik. Sonra işte e, kız kardeşim geldi, onunla beraber işte bir şeyler yaptık falan. Dolayısıyla e, ama çocukluğumdan beri inanın evde işte e, tavayı bir şeyler yumurta kırmak, yumurtayla değişik şeyler yapmak falan böyle şeylerim vardı. Amerika'da bulunduğumuz dönemde de o kendi öğrenci evi halinde hatta hani evlendikten sonra da aslında biz öğrenci evinde devam ettik. Eşim de öğrenciydi, ben de öğrenciydim öyle devam ettik. Ama o şeyde yemek yapma ilgisini biraz daha ilerlettik. Sonra tabii meşgale içerisinde artık böyle sistematik olarak yemek yaptığımı söyleyemem ama işte bazen kahvaltı mı olur? Bazen mesela misafir geleceği zaman yemeklerden bir tanesini ben yaptığımda olur mesela. Böyle evde normal patlaşmalarımızı <laughs> yapıyoruz ona devam ediyoruz. Şey soracağım bir de. Mesela ben fotoğrafçılığı tam bilmiyordum. Bir yakınınızdan işittim. Dedi ki fotoğraf konusunda Bilal Bey dedi çok mahirdir dedi. Mesela fotoğraflarınızı biz görmedik de yani bilmiyoruz. Belki yayınlamayı düşünüyor musunuz? Fotoğrafçılık da yine üniversite yıllarında... Yani üniversite yıllarında böyle hobi alanlarımda kendim geliştirmeye çalıştım. Yani e, hakikaten üniversite biraz e, tam hayatın giriş noktasına geldiği için tahmin ediyorum yaş olarak da. O zaman işte bunlardan bir tanesi fotoğrafçılıktı. Bunlardan bir tane demin müziği çok fazla söyledin işte. E, her ne kadar Türk müziğiyle e, ilham almış olsam da orada batı müziği formlarında şan dersi alarak mesela sesimi biraz geliştirmeye çalışmıştım. Tabii bunun da... Bu spor gibi antrenmanla olan bir şey yani sesinizi antrenmanla daha iyi tutabiliyorsunuz. Antrenman yapmazsanız daha geri gidebiliyor. Ama fotoğrafçılık o zaman aldığım derslerden bir tanesiydi ve başarılı da olmuştum hani dersi alan öğrenciler içinde o zamanki şartlarda. Ama tabii fotoğrafçılık şu anda teknolojiyle iç içe geçti. Formlar değişti. Artık Böyle şeye filme basılan fotoğraf, slayta basılan fotoğraf falan ge geçmişte kaldı galiba. E ben de o alanda devam edip fotoğraflar çekip bir şeyler yapamadım ama üniversite yıllarında çektiğim fotoğrafların slaytları hala durur yani onlar, onlar bir şekilde hala var ve şey ilgi duyduğumda bir alan sonuçta hobilerden bir tanesi. Bir gün görmek isteriz eğer kısmet olursa. İnşallah, inşallah. Ee, şimdi ben aslında müzik bahsiyle alakalı reklamda size yöneltirim. Tekrar bir soru reklam arasında sorarım demiştim ama şu an mesela en sevdiğiniz türkü ya da halk, e, Türk müziği nedir? Türk müziği. Sizin en çok hoşlandığınız. Yani bugün mesela şey dinliyordum. Mahir Zeyn diye bir e, şarkıcı var biliyorsunuz. Evet. İngiltere'de yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ama mesela Anne diye bir şarkı yapmış. E, onu dinledim. Ondan sonra Ümmetim diye Peygamberimizin bir hadisi üzerine yaptığı bir şarkı var. Onu onu dinledim. E, Ondan sonra bugün... şarkılar aklınızda mı Bilal Bey şu an sözleri? Ne yapacaksın Orada <laughs> Or <laughs> Oradan oradan ya bir giriş yapmaya çalışalım. Oradan belki çok kısa alsak aslında bizim için. Evet. Çünkü şey de demesinler. Yani Salih Yüzgenç'in Kabaybek programına böyle. geldi Bilal Bey ama söylemedi <laughs> derlerse ben de hakikaten böyle Yo, bugün denk geldi sonuçta ama e, onun dışında işte Türk Sanat Müziği e, şarkılarından böyle sevdiklerim var. İşte o mesela o zaman Adem Meta'nın programından çıkan Koklasam Saçlarına şarkısıydı. Çok zor bir eser. Söylemesi kolay değil yani. Söyledim diye ben onu söylerim diyemem yani. Gerçekten zor bir eser. Onun dışında yani böyle bizim cinüçen Hoca'nın rahmetli bazı ağır şarkıları var ama onun mesela Günaydınım Nar çiçeğim diye güzel bir melodisi olan bir şarkısı var. Hani günaydınım nar çiçeğim sevdiğim. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim diye giden mesela şu anda hani o bastı yine ama yok. evet sevdiğim yani, şarkılarda. Ya şeyi de anlıyorum lazım. şimdi o bir diyafram gerekiyor, ses gerektiriyor ama evet. söylemediği sevdiğinizi bildiğim için tekrar sormak şimdi istedim. Şimdi şöyle hakikaten bir dünyaya girdiğiniz zaman oranın birçok inceliklerini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ben hem Türk müziği sanatçılarıyla işte hocamın çevresi kaynaklı ve sonradan tanıştığım kişiler sayesinde hem de Amerika'da bulunduğum dönemde aldığım şan dersinden dolayı işte oradaki hocalarım, oradaki opera bölümünden dolayı bazı şeyler öğrenmiştim. Yani bu her şeyin bir yolu, yordamı, yöntemi. Tabii ki mesela sporda yetenekten bahsetti Ömer Faruk Bey. Yetenek olduğu zaman işte o işin elit sporcusu, profesyoneli olabiliyorsunuz. Ama bir şekilde eğer mesela hani çocuklarıma da hep anlatmaya çalışıyorum. Gençlere de belki söylemek gereken bir şey. Yani bir işi yapmak istiyorsan yapamam, olmaz falan demeyeceksin. Yapabilirim diye başlayacaksın o işe ve o işin işte e, bir şarkı söylemek istediğin zaman ya benim sesim zaten çok kötü diyerek de kurtulabilirsin. <laughs> Ama ya bu ses işte ses antrenmanı nasıl yapılıyormuş acaba? İşte ben hangi notalara çıkabilirim, hangi notalara inebilirim, bir deneyeyim kendimi falan dediğiniz zaman işte sese nasıl bakılır? Ellerinde hep su şişeleriyle gezerlerdi bizim hocalarımız. Hı -hı. Mesela kahve çay falan içmezlerdi kesinlikle. Yediklerine dikkat ederlerdi. Çiğ yumurta yiyorlar muhtemelen. Yattıkları odalarda hep nemlendirici bulundururlardı. O ses tellerine el bebek gül bebek bakıyorsun ki e, onunla ekmeğini kazanıyorsun <laughs> bir yandan da. Ama her zaman sonuçta bir insanın işte bir buçuk iki oktav arasında şarkı söyleyebiliyordur ama bir şarkıdaki bir notaya dokunamadığınız zaman o şarkı olmaz yani. <laughs> Onun için her işin inceliği var. Sporda da böyle. Ve gençlere hani belki vermek gereken mesaj, ilgi alanlarınızda, hobilerinizde çekingen davranmayın. Üstüne gidin, İşte o işi iyi yapan insanlarla tanışın. Ve muhakkak e, gayretin elinden kurtulmaz bu tür şeyler. Evet çok teşekkür ederiz sen e, paylaştığınız için güzel o sözleri. Bizim için de güzel bir hatıra oldu. Ben Ömer Bey'e tekrar döneyim. E, size de söyleyebilirim aslında mırıldanmak ister misiniz diye ama size şuradan gireceğim. E, Bilal Bey'e sordum evde yemek yapar mısınız diye. Size sormak istiyorum. Niye? Çünkü Meryem Hanım da e, biliyoruz Sivil Toplum çalışmalarında aktif çalışıyor, yoğun bir tempoya sahip. Belki e, evde STK işleri de konuşuluyor yoğunlukla. Onu da aslında tahmin ediyoruz. Ama sizin böyle bir e, belki yetenek olabilir, ilgi olabilir, hobiniz var mı? Belki Erzincan yöresine ait yemekler olabilir. Bilmiyoruz artık. Valla bizim evde hanım da yemek yapmadığı için. <gülüyor> 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 çünkü Cevap hakkı <laughs> doğdu Meryem, Meryem Hanım'a şu an. Ya yani onun da vakti yok. Evet. O hatta benden daha yoğun yani. Ee, çünkü onların işi biraz daha akademik tarafıyla da ilgileniyorlar bu işlerin. Ee, yani ben ne zaman görsem ya Zoom'da bir toplantıda ya işte telefonda işte birisinin derdini dinliyor ve hatta işte vakıfta, dernekte ben çoğu gün e, hatta dün dahi eve gittiğimde e, zannediyorum 9 gibi gittiğimde daha gelmemişti yani. E, eve ...yani yasaklara rağmen öyle... ...ama bizde... E, Katar'da ve Zahit... E, ...arada yapar ama bizim asıl gurmemiz... ...kızımız Afra Yadigar... ...o çok iyi yemek yapıyor... E, ...hatta buraya gelmeden önce de... E, ...sağ olsun yaptı... E, ...baba dedi televizyon programı çıkmadan önce... ...bunlar yenir dedi... ...yani e, seni rahatsız etmeyecek... ...işte şeyine göre tadı... E, ...hatta acısına... ...baharatına varıncaya kadar... E, ...hepsini o iyi biliyor... Yani e, o yüzden e, ben tercihimi kızımdan yana kullanıyorum. Aslında bir nevi danışmanlık gibi de bir şey bu değil mi? Yani yemeği Hı. televizyon programını çıkarken böyle yemek yedir. Ama belki işte seyahatte farklı yemek yenebilir. O anlamda Eyvallah. da size katkı sağlıyor ben yani aileniz. Çok güzel. Peki e, gıda demişken böyle sizin beslenme kaynağınız nelerdir? Yani dedenizden aslında çok bahsettiniz. Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Daha Hı. önceki dönemlerde sizi tanıdığımızda da bahsederdiniz dedenizden. E, yani Ömer Faruk Terzi o, hayat okumasını, dünya okumasını nasıl yapar? böyle kitap ya da o evet. sevdiğiniz kitaplar var mıdır? Film izler misiniz? Eyvallah. Ya yani şöyle ben hep hayatta şunu baz aldım. Ya yani bir kul samimi ise yaptığı ne iş olursa olsun Allah ona onu nasip ediyor. Yani ne neydi samimiyseniz. Yani yani daha doğrusu ne istiyorsanız Allah size onu veriyor. ve oradaki sizin kazanımlarınız aslında sizin istemiş olduklarınız şeyler. Ben de e, hayatım boyunca esnaflık hayatım da e, çok iyiydi yani gerçekten e, maddi olarak dünyalık olarak e, iyi bir konumdaydı. Ama ben hep böyle gençlerle işte e, sporla daha böyle sosyal bir hayat istiyordum yani tamam ticaret bir şekilde yürüyor dünyalık işte elde ediyorsunuz dünyalığınızı e, ama o sizi çok mutlu etmiyor yani her zaman her insan için aynı şey geçerli olmayabilir. Benim için tercih daha çok gençlerle, çocuklarla beraber olmak, onlarla vakit geçirmek ve onların daha iyi konuma gelmesi için elimden geldiğince yardımcı olmak oldu. Bu noktada hep motivasyonum, duam, Rabbim beni işte yani kendi rızasına uygun işlerde istikamet üzere işte herhangi bir şeye düşmeden aşırılığa düşmeden hem aileme hem ülkeme hem de ümmet Muhammed'e hayırlı birisi olarak işte hizmet etmek. Yani tüm şeyim bunun üzerine oldu. Çünkü ben bunu dedemde böyle gördüm, babamda böyle gördüm. İşte etrafımda, ailemde, abimde, kardeşimde hep böyle gördüm yani. Biz yani ailece hep mümkün mertebe, rahmetlik annem de buna dahil, mümkün mertebe etrafımızdakilere ne kadar yardımcı olabilirsek ona baktık. Elhamdülillah Rabbim de bunu nasip etti ve o motivasyonla da hala devam ediyor. Maşallah yani ailenin önemini aslında bir kez daha evet. vurgulamış olduk bu vesileyle. Ben şimdi Bilal Bey'e tekrar bir soru sormak istiyorum. Şimdi i̇şte Covid-19'da hayatımızda pandemi diye bir kavram girdi. Bu kavram akabinde de yani normal hayatımızda birçok değişiklik oldu. Aslında ailemize daha fazla vakit geçirmeye başladık. Bunu araştırmalar da söylüyor. Ömer Tayyip üzerinden soracağım çünkü büyük çocuğunuz olduğu için. Belki babaların çocuklarını, çocukların babalarını, ailelerin daha fazla tanıştığı ve kaynaştığı bu dönem oldu. Siz bu süreçte ailenizle, çocuklarınızla, işte Ömer Tayyip'le belki nasıl vakit geçirdiniz? E bir de e, yani dijital yaşantıya geçiş sizin için nasıl oldu? Yani gündeminizi oraya nasıl sabitlediniz veya yedeklediniz? Yani doğrusu büyük oğlum tabii 13 yaşında ve o yaşta çocuğu çocuğunuzla çok sağlıklı iletişim kurmak kolay değil. Belki ee, onu her anne baba yaşıyordur elbette hani kız çocuğuyla belki farklı erkek çocuğuyla farklı. Dolayısıyla bizim de e, Ömer Tayyip'le e, bu e, hani daha fazla zaman geçirsek de e, istediğim gibi e, geçirebildiğimi söylesem doğru olmaz belki. E, onun işte kendi ilgi alanları var işte ne bileyim esporlar vesaire işte oyundur vesairedir. Ee, ama onun dışında onun da mesela bir müzik yönü de var. Onun da efendime söyleyeyim bir spor yönü de var. Ee, i̇şte okçuluğu o da bizden mesela ilham alıp bir dönem e, denedi. Ondan sonra işte mesela çok iyi kudüm ve bendir vurur e, müzik tarafında. Onun dışında tabii yoğun bir e, eğitim serüveni de var. Ortaokul zamanı çocuklar için kolay bir zaman değil Türkiye'de. E, bir de hele yani salgın, küresel salgın şartlarında uzaktan eğitimdi şuydu buydu derken biraz onlar için de hayat karmaşıklaştı gerçekten. Onu da görebiliyorum. E bizim için de nasıl oluyor işte birçok toplantıyı artık fiziki olarak yapmıyoruz. Uzaktan yapmaya başladık. İşte bu sabah bir toplantımız fizikiydi Darlöcü'de Ama onun dışında birçok toplantı uzaktan. Bazen işte ofisime gidip toplantıları uzaktan yapıyorum. Bazen evden işte saatine göre toplantıları uzaktan yapmaya çalışıyorum. E ama çocuklarla işte bizim hani son dönemde yapmaya çalıştığımız bir şey vardı. O da biraz akamete uğradı ama e, Diyanet Radyo'da Asıl Saadet diye bir band tiyatrosu başladı. İşte akşamları bazen onun bir veya iki bölümünü bir 15 dakika yarım saat dinlemeye çalışıyoruz. O çok hoşlarına gidiyor. Sonra bazen soru soruyorlar işte onların üzerinden sohbet açmaya çalışıyoruz. E, ama hakikaten bu şey e, bu devirde anne baba olmak farklı. Bu devirde çocuk olmak farklı. Onun da şeyini zorluklarını yaşıyoruz. Bir şekilde yani işte biz mesela TGSP'deki çalışmalarda da bunu yaşıyoruz. İşte diyelim ki ben gelmişim 30 yaşına Ömer Fark bey gelmiş 40 yaşında diyelim hani. Ondan sonra, <laughs> evet diyelim. Ama <laughs> ben de 20 yaşındayım bu arada. <laughs> i̇şte 20 yaşındaki gençlerle bile diyalog kurmakta zorlanabiliyorsunuz. En evet. yani o zaman nasıl işte 13 yaşındaki çocuğumu anlayacağım? Benim bunda bundaki formülüm işte dinleyeyim, konuşayım, daha çok zamana ayırayım, daha çok şey yapayım. Bazen o bile şey olmuyor, ilaç olmuyor. Onun için mesela TGSP'de Ömer Faruk Başkanımızın belirlediği tarz nedir? İşte bütün birim çalışmalarını daha genç arkadaşlar yapıyorlar ve onlara mümkün olduğunca müdahale etmiyor. Alıyorlar, sürüklüyorlar. Kendilerine göre bir gündem oluşturuyorlar. Ee, bazen hoşuna gitmese bile mesela işte son dönemde diğer Salih kardeşimizin yaptığı bir bürokratik bir sürü hamaliye işler çıkardı mesela. Hayır demiyor, yapmayın demiyor. Allah yardımcınız olsun diye <gülüyor> <gülüyor> Son söz biliyor. hakkı kendisinin olduğu için mi rahat davranıyor acaba? <laughs> Ömer Ömer Bey. Yani evet. buradan evet. Salih'e mesajım saat gece 2'de aramasın. <laughs> Salih Akma, özü duruk, değil mi? Salih özü duruk. Evet. Abi aklıma bir proje geldi, bir bakar mısın demez. <laughs> e, çok teşekkür ederim Bilal Bey. Şeyi de soracağım size yani Amerika ve İtalya'da eğitim, birçok sivil toplum kuruluşundaki görevleriniz hakikaten ciddi bir tecrübe. Her ne kadar eee genç yaşlarda diyebileceğimiz yaşlarda olsanız da aslında çok ciddi bir birikim. Ben hakikaten çok şey öğreniyorum yani sizlerle konuşurken, Ömer Bey ve sizle konuşurken. Burada şunu soracağım. Cumhurbaşkanımızın oğlu olmak ister istemez kamuoyunda böyle sanki hep onun gölgesinde gibi algılatabiliyor insanlar. Ama onun çok daha fazlası ve başka boyutlar olduğunu biz biliyoruz yani yakından konuştuğumuzda. Genelde size şeyi soruyorlar. Cumhurbaşkanının oğlu olmanın zorlukta nelerdir? Peki siz hiç böyle bir bunun ya ben Cumhurbaşkanımızla olmanın belki o dünya görüşünün daha yakından görebilmenin farkını da gördüm diyebiliyor musunuz? Yakında olduğu. Için. elbette. Yani e, şimdi nasıl ki mesela Ömer Faruk Bey bahsetti işte STK'larda ne kadar devam ederim, kaç yaşında bırakırım bu işi dediğin zaman benim bütün ailem bu işlerin içinde bu işlere gönül vermiş. Dolayısıyla bunun bırakması da olmaz diye söyledi. Aynı şey biz de yani anne babamızda gördüğümüz çocukluğumuzdan itibaren Sonuçta Tayyip Erdoğan her zaman Cumhurbaşkanı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildi sonuçta. Yani ondan önce siyasette çok az oy oranı olan bir partinin il başkanlığını da yaptı. İşte gençlik kolu başkanlığını da yaptı. Hani siyasete en alt rütbelerden başlayan, hani o zamanın şartlarında bugün gelinen yerlerin hiç öngörülemeyeceği durumları da birkaç kere yaşamış birisi. Dolayısıyla o zaman niye bu işlere hayatını böylesine vakfetmiş birisi Tayyip Erdoğan? E, oğlu olarak çocukları olarak bunu çok daha iyi görüyorsunuz. Yani bir şekilde bu ülke nasıl daha iyi yerlere gelir? Nasıl işte bu ülkenin insanının önü açılır? Yani bunla, yani hayatını vakfetmiş Türkiye. Yani kimse bugün Tayyip Erdoğan'ın çalışkanlığından, bu ülkesini sevmesinden mesela bunları kimse sorgulamaz. Eleştiren adam bile ya dünyada bugün birkaç liderden bir tanesi ama oyumu alamaz diyor mesela değil mi? Dolayısıyla bunu yakınında olduğunuz zaman e, niye hayatını buna adadığını görebiliyorsunuz ve siz de e, kendi payınıza kendi hayatınızla ilgili kararlar verebiliyorsunuz bu ışıkla. Ve elbette Tayyip Erdoğan'ın oğlu olmayı siz seçmiyorsunuz. Yani bir şekilde Allah hepimizi kimin çocuğu olacağımızı takdir ediyor. Hangi aileye de işte Müslüman aileye de olmak gayrimüslim aileye de olmak. Türkiye'de doğmak, Amerika'da doğmak bunları biz seçmiyoruz neticede. Ama e, gerçekten hani e, kamuoyunda oluşanlar, e, algılar vesairelerle gerçeğin arasındaki bütün farkları en yakından bilen insan olmuş oluyorsunuz. Ha bunu bilmek insana yük getiriyor. Yani bu evet. yani çünkü e, dünya e, şu anda hakikaten işte teknolojinin, sosyal medyanın geldiği noktanın e, ve ve insan nefslerinin geldiği noktanın yani şimdi Teknoloji yüzünden böyle oldu, sosyal medya yüzünden böyle oldu demek kolay ama bir aslında 250 yıllık bir kapitalizm ulus devlet e, hengamesinden sonra insan nefsinin üzerinde de bir sürü dönüşümler, değişimler oldu. İnsan nefsi de işte yani hala peygamberimizin insana günah olarak duyduğunu aktarması yeter sözü bugün belki hiçbir zaman olmadığından daha önemli hale gelmiş, bakıyor musunuz? Yani bunları değerlendirdiğiniz zaman e, algıyla gerçek arasında nasıl mesafenin açılmaya çalışıldığını. bunun işte zaman zaman maddi e, işte ticari sebeplerle yapıyor dünyanın büyük işte e, sermaye merkezleri, zaman zaman siyasi sahiplerle ülkeler kendi gündemleri için bunu yapıyorlar. algıyla gerçeklik arasındaki mesafeyi açıyorlar. Dolayısıyla ben deniz e, işte 15 yıla yakın yurt dışında yaşadım. Amerika'da ve İtalya'da yaklaşık işte 10 yıla Amerika'da geri kalanı İtalya'da. Dolayısıyla Batı dünyasını çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Yani İtalya'da da yaşayınca Avrupa hikayesini biraz daha iyi anlıyorsunuz. Amerika'da yaşayınca Amerika'nın hikayesini biraz daha iyi anlıyorsunuz. Mesela benim doktora yaptığım dönemde bir tane hocamız, tarih hocası dış işlerinde çalışıyordu. Amerikan dış çalışıyordu. Hani hep böyle batı merkezli bir doktrinle karşılaştım. Hep oranın eğitimini aldığım için bunu anlatıyorum. O zaman mesela derste biraz böyle farklı perspektifleri veren bir hocamızdı gerçekten. Ve tarih dersinde şunu söylemişti. Aslında Avrupa tarihi Avrupa'nın Osmanlı ile ilişkileri üzerinden de tanımlanıyor bazı tarihçilere göre diye. Mesela bu perspektifi bize o zaman söylemişti. Onun üzerine yanına gidip bu konuları biraz daha sormak istemiştim. Yani çünkü normalde mesela benim üniversite yıllarımda Amerika'da aldığım dünya tarihi, 20. yüzyıl dünya tarihi dersiyle işte Türkiye'de alabileceğiniz bir 20. yüzyıl dünya tarihi dersi farklı. Veyahut da bir orta çağ, yeni çağ dönemlerini konu alınan bir dersi aldığınız zaman Osmanlı nerelerde ne kadar anılıyor veya bizim tarihimiz ne kadar yer alıyor. Türkiye'de aldığınız orada aldığınız çok farklı. İnanın sor mesela bu perspektifi veren bir tane hoca vardı benim doktora öğrenciliğim yıllarında. Sonra bu adamcağız dış işlerinden atıldı. hayat boyu hapse mahkum edildi. Neden? İşte Küba ajanıymış adam. Niye bu adam bir ara İngiltere'nin e, hoşuna gitmeyecek Amerika ilişkileri bağlamında bir ifade kullandı? Tabii dışişleri personeli olduğu için de o zaman muhtemelen İngiltere istihbaratı ile Amerikan istihbaratı arasında bir alver yaşandı. Adamı Küba ajanı diye tuttular, eşiyle beraber ömür boyu hapse mahkum ettiler. O da e, eşini e, hayat eşi ömür boyu hapiste kalmasın diye anlaşma yoluna gitti. Eşi birkaç sene sonra çıksın da kendisini feda etti. Yaşlıca da bir adamdı yani muhtemelen 60 yaşının üzerindeydi. Şimdi buradan nereye geleceğim? Yani o bende ağzına bir, bir iz bırakmıştır yani o adamın hikayesi çok orijinal. Adam bizzat sosyal ortamlarda ve derslerde tanıdığım çok da sevilen bir hocaydı. John Hopkins Üniversitesi'nde hoca, Amerikan dışişlerinin personeli az buz bir adam değil neticede. Ee, ben Türkiye'ye döndükten sonra işte özellikle 2015-2016 yıllarından sonra yani bir kere daha İtalya'ya gittim gerçi ama. Doğu'yu daha çok anlamamız, tanımamız gerektiğine karar verdim. Ve ondan sonra daha çok mesela seyahatlerimi, çalışmalarımı bir şekilde Japonya, efendime söyleyeyim Güneydoğu Asya, Orta Asya merkezli artırmaya gayret gösterdim. Oraları daha iyi tanımaya gayret gösterdim. İşte son, demin kitaplardan bahsettim. Son okuduğum kitaplardan bir tanesi. Ben hep bunları anlatıyordum bir arkadaşıma. Bu kitaba rastlayınca bana göndermişti. Parakkanla diye bir adamın gelecek Asya'da diye bir kitabı mesela. Yani biz aslında Türkiye olarak da yani bakın 15 yılını batıda geçirmiş bir insan olarak Avrupa çalışmaları alanında doktora yapmaya başlamış, geltenmiş, bayağı mesafe almış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten gençlerin dünyanın iki yüzü mü diyelim? Şimdi doğu batı desen iki yüzü, kuzey güney desen iki yüzü var. Gelir dağılımı olarak var. Efendime söyleyeyim medeniyet geçmişi olarak, kültür tarihi olarak var. Muhakkak gençlerin ee, tabii ki Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olarak çok ciddi bir e, tarihi var. Ama bizim Hindistan'ı, Pakistan'ı, Bangladeş'i bir havza olarak, işte Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri'ni bir havza olarak, Güneydoğu Asya'yı ve Çin'i bir havza olarak, Japonya'yı, Kore'yi bir havza olarak tanıyarak e, buralarla gelecekte ne tür ilişkiler kurabileceğimiz üzerine de kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu da bir e, Amerika-Avrupa tecrübemin peşine, koymuş olayım ki hani o Amerika'daki tecrübemden de yola çıkarak şu anda dünya siyasetinde konuşulan birçok konuda bakıyoruz. Yeniden büyük güç rekabeti belirleyici olmaya başladı. Yani insanlar işte eskiden liberal ticaretten bahsederdi. işte devletlerin değil artık büyük şirketlerin egemenliğinden falan bahsedilirdi. Ama bu perspektifi de hani bu kadar zamanlı batıda geçirmiş birisi olarak Buraya not düşmek isterim doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bugün hem TGSP'yi konuşmuş olduk hem İlim Erme Vakfı'ndan evet. konuşmuş olduk. Necmettin Demir'le Ömer Faruk Terzi'yi daha yakından tanımış olduk. Ben Ömer Bey'e son bir mesajınız varsa bitirelim demek istiyorum. Süreyi yani durdurduk. Şu konu bence önemli bir mesele. Çünkü bana da çok geliyor. Ya işte Cumhurbaşkanı'nın oğlu orada. Yani işte STK işleriyle niye ilgileniyor? Ben de her zaman söylediğim şu. Yani Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmak hayır yapmaya engel mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayırlı bir işte olamaz mı? Yani illa da kafamız hep eskilere mi gitmesi lazım? Başkalarına mı gitmesi lazım? Yok. Bu Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayır işleriyle uğraşıyor. Yani buna sevinmeniz lazım. Yani bunu eleştirmek, buna farklı şeylerle bakmanın bir anlamı yok. Yani bu kendi özel hayatından feragat ediyor. İşte burada isimlerini bile sayarak bitiremedik gördünüz. Ne kadar vakıf ve dernekle ilgilendiğine dair işte bu Cumhurbaşkanı'nın orada hayır işleriyle uğraşıyor. Çok teşekkür ederiz. Yani. Bugün gerçekten çok güzel mesajların çıktığı, çok güzel bilgilerin bizim adımıza alındığı bir program olmuş oldu. Necmettin Bilal Erdoğan ve Ömer Faruk Terzi'yi ağırladık. Sosyal mesajdan bu hafta bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Vakıf Katılım sosyal mesajı sundu.